Evet, iyi akşamlar Yeni Bakış Web TV izleyicileri. Bir Perşembe yine birlikteyiz. Bu hafta eğitimi konuşacağız. Ülkemizin en derin sorunlarından biri bana göre. O yüzden derinlemesine konuşup derinlemesine tartışacağız. Konuğumuz Talim ve Terbiye Daire Müdürümüz Salih Sarpten Bey. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim. Teşekkür ederim sevgili Cenk. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim ben de. Perşembe trafiğinden çıkıp evet, geldik. Evet, eğitimi konuşmak, eğitimi tartışmak ve eğitimi derinlemesine incelemek istiyorum bu akşam. Siz de uzun yıllar eğitim üzerine programlar yaptınız. Doğrudur. Bilimsel eğitim diye anlaşım evet, yoksa. Doğrudur. O yüzden tahmin ediyorum ki her türlü detayı sizinle konuşabileceğiz evet, eğitim üzerine. Sıra sıra. Ben ilk etapta şimdi Talim ve Terbiye Dairesi'nin ne iş yaptığını merak ediyorum şahsen. Yani ne iş yapıyor? Bir ondan başlayabilirsek. Aslında Talim ve Terbiye ismi benzer bir yapı Türkiye'de de var. Birazcık oradan transfer edilerek oluştu diye düşünüyorum. Yani çok önceden beri Talim Terbiye'nin Kuzey Kıbrıs'ta 74'ten öncesine dayanıyor bu isim. 74'ten önce de Talim Terbiye ismi kullanılıyordu. Bu isim Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmasıyla beraber eğitim işlerinden sorumlu kurula verdiği isim. Talim Terbiye ne iş yapar? Talim Terbiye aslında bizde hem bir daire hem de bir kurul şeklinde çalışıyor. Tüm eğitim uygulamalarının, ders kitapların, müfredatların, öğretim programlarının ve okullardaki öğretim yaklaşımlarının tamamı aslında Talim Terbiye Dairesi'nin görev, yetki ve sorumlulukları içerisindedir. Akreditasyonlar, denklikler, öğretmen yeterlilikleri gibi bütün eğitim sistemini oluşturan en temeldeki eğitim öğretim uygulamaları unsurlarının bir anlamdaki yasal dayanağının çalışıldığı kurumdur Talim Terbiye Dairesi. Hani şöyle düşünecek olursak tıpkı bir devletin yapılanmasındaki yasama, yürütme, yargı paylaşımında eğitim sisteminin içerisindeki yasama görevi Talim Terbiye'ye verilmiştir. Yürütme işte icracı daireler var. İlk öğretim gibi, genel orta öğretim gibi, mesleki teknik öğretim gibi. Yargıda biliyorsunuz işte müfettişlerin görev aldığı denetim var. Denetleme, değerlendirme ve yönlendirme kurulu. Bütün mevzuatların, eğitimle ilgili mevzuatların ve az önce de söylediğim gibi eğitim öğretim uygulamalarının neredeyse tamamının kurulda pişirilip hazırlanıp sisteme entegre edildiği yapıdır Talim Terbiye Dairesi. Evet, yani aslında eğitimi planlayan da bir çok doğru yapı. Çok doğru. Yani ülkenin eğitimi için gözlerin aslında sadece bu daireye mi çevrilmesi gerekiyor? Yok, hayır. Yani aslında Milli Eğitim, bizim ülkemizde eğitimden sorumlu bir kocaman bir bakanlık evet, var. Milli Eğitim Bakanlığı var. Bu onun altında örgütlenmiş bir daire aslında sadece ama akademik işlerin akademik anlamda yapılmasını, senin de söylediğin gibi bu işin planlı programlı olmasını, çünkü eğitim dediğimiz şey planlı programlı yapılan yaklaşımlardır. Yani formal eğitimin literatürdeki tanımı da plan ve program demektir. Ve bütün bunlardan sorumlu olan oldukça hassas görev, yetki ve sorumlulukları olan bir daire evet. Evet. Şimdi eğitimin öncelikli sorununu sormak istiyorum. Çünkü ülkemizde yani hep bir sorun yaşadığımızda hangi konuda olursa olsun hep eğitimsiz diye buna dem vuruyoruz. Evet. İşte eğitim yeterli değil, eğitimde bu müfredat yok, eğitimde şu yok. Öncelikli sorun eğitimde neyi çözmemiz gerekiyor ki daha kaliteli eğitim verebilelim? Evet, aslında çok anlamlıdır bir eğitimdeki sorunu ortaya çıkarabilmek. Bu eğitime hangi pencereden baktığınızda çok ilişkilidir. Çok şöyle başlayayım söze. Eğitimde yaşadığımız, görünür olan, tartışılır olan birçok sorunun aslında bugüne kadar temelde yatan birkaç boyuttan birkaç nedeni vardı. Örneğin eğitim bilim ilkelerine göre değil de siyasi kaygılarla karar alma bunlardan bir tanesiydi. Eğitime bakış açısı, eğitim yaklaşımı bunlardan bir diğeriydi gibi gibi bu listeyi artırabiliriz. Yani yeni hükümetle birlikte Sayın Bakanımız Cemal Özyiğit Hoca
aslında eğitime yeni bir bakış açısı, yeni bir yaklaşım getirdi, yeni bir değer, yeni bir vizyon ortaya koydu. Ancak geçmişten gelen uzunca bir süredir yapısal bir takım sorunlar ve sıkıntılar var. Bunların değişim ve dönüşümüdür bu sorunları çözecek olan. Eğitimde de değişim ve dönüşüm kolay yakalanamıyor. Yani bugün yaptığınız bir değişikliğin ürününü 10 yıl sonra, 15 yıl sonra alıyorsunuz. Ama soruna spesifik yanıt olarak şunu söyleyebilirim. Aslında bizim eğitimdeki temel sorunumuz, bizim ülkemizdeki çocukların becerileriyle aynı yaş grubundaki başka ülkedeki çocukların becerileri arasında bir fark var. İşte bu farktır temel sorun. Biz bu farkı gidermek zorundayız. Yani çocuklarımıza beceri kazandırmak, yeterlilik kazandırmak durumundayız. Bunun için de bir takım önemli değişim ve dönüşümler yapmamız gerekiyor. İşte bu değişim ve dönüşümler kimi zaman medyada, basında sorun olarak tartışılabiliyor ama esas sorun çocuklarımızın sahip olduğu becerilerin aynı yaş grubundaki başka ülke çocuklarından geride olmasıdır. Bunun da temel nedeni, dediğim gibi, bana göre çok uzunca bir süredir nitelikli bir planın olmaması, çok uzunca bir süredir eğitim bilimi kaygılarıyla değil, siyasi kaygılarla kararlar alınıyor olması ve eğitimdeki yaklaşımın çağdaş ilkelerden uzakta olmasıdır diye söyleyebilirim. Evet, yani genel olarak söylediğinizde ben şunu anladım. Birçok bakanlıkta, birçok icra olacak olan birimde olduğu gibi aslında siyasi kaygılar, tekrardan seçilebilme kaygıları, uzun süreli planlamayı değil de kısa süreli günü kurtarmayı hedefleyerek mi yapılıyor? Evet, yani şöyle bir şey, özellikle 2009-2013 arasındaki durum böyleydi. Dediğim gibi, yani şu anda Eğitim Bakanlığı'nda, yani hem bakanımızla birlikte hem de Eğitim Bakanlığı'ndaki kadrolarla birlikte bunu değiştirmekle uğraşıyoruz. Bu devinimi hayata geçirmekle uğraşıyoruz. Yani derdimiz aslında gerçekten nitelikli bir bakış açısı yaratmak, akademik ve pedagojik yaklaşımları işe sürmek, kılmak ve artık yüzümüzü çağdaş bir yaklaşıma doğru çevirmek, eğitim sisteminin unsurlarını buna doğru değiştirip dönüştürmek olmalıdır ki çok emin adımlarla ama kararlı adımlarla gidiyoruz. O yüzden hani bir şey olmadı tartışmaları belki de buralardan çıkıyor. Çünkü gerçekten böyle palyatif çözümlerden uzaklaşıp anlamlı işler yapma gibi bir gayle var, bir derdimiz var. Evet. Şimdi müfredatlara döneyim. Hay. Çünkü müfredatlar aslında, ben kendi zamanımı anımsayacağım. Tabii benden öncekileri bilmiyorum ama benim zamanımda şöyle bir sorgulanma başlamıştı müfredatlarla ilgili. Onların değişip değişmediğini sormak istiyorum. Ya, tabii ki. Şimdi tarih dersleri, coğrafya dersleri, bir dersimiz daha vardı. Şimdi anımsayamadım bir anda ama bu dersler hep Türkiye Cumhuriyeti'nin müfredatları ve daha çok onların verdiği dersler üzerine kurgulanmış ve kurulmuştu. Ve biz hep niye Kıbrıs tarihi, Kıbrıs coğrafyası bize öğretilmiyor, bize anlatılmıyor diye sorguluyorduk. Tabii işte Kıbrıs tarihi haftada yarım saatlik bir ders bile değildi. Evet. İşte Kıbrıs coğrafyası coğrafyanın içerisinde geçen sadece yarım çapterdi, bir çapter bile değildi ve bu sorgulanıyordu. Bizim zamanımızda. Evet. Belirli bir değişim oldu mu bu süreçte? Evet. Yoksa hala da aynı müfredatlar devam ediyor? Yok, hayır. Oldu. Bizim aşağı yukarı son 3 yıldır 2013'ten bugüne kadar sürdürdüğümüz temel eğitim program geliştirme projesi diye bir projemiz vardı. Bu yıl projeyi tamamladık. Bu proje neyi içeriyor? İlkokul 1. sınıftan, hatta okul öncesinden ama anlamlı olsun diye bizi izleyenler için söyleyeyim. Öğretim programları, yani halk dilindeki müfredatlar ve ders kitapları ve öğretmen el kitapları, yani öğretmen destek materyalleri aynı zamanda 1. sınıftan 8. sınıfa kadar, yani ortaokulun sonuna kadar tümü Kıbrıslı akademisyen
öğretmen, eğitim uzmanı tarafından yazıldı, hazırlandı ve eğitim sistemine entegre edildi. Şu anda ilkokul birinci sınıftan ortaokul son sınıfa kadar tüm öğretim programları ve ders kitapları bizim kendi kültürümüze uygun, bizim kendi akademisyenlerimiz, öğretmenlerimiz ve uzmanlarımız tarafından hazırlanan programlardır. Eğitimde en iyi program o ülkenin kendisinin hazırladığı programdır. Yani biz eğitimde, özellikle orta eğitimde, yani önde olan ülkeleri biliyoruz, işte Finlandiya, Kuzey Avrupa, İskandinav ülkeleri ya da Güney Kore gibi ülkeler. Biz onlardan programları da transfer edebilirdik ya da bütün dünya edebilirdi. Ama onu yapmıyor. Neden? Çünkü eğitim hem akademik bilgi ve beceri aktaracak, hem kültür transferi yapacak, hem de eğitimdeki en önemli ilke olan yakından uzağa doğru öğretme yapacak. Bunun için kendi programınızı kendiniz yazmanız gerekiyor. O yüzden bu noktada anlamlı bir iş yapılmıştır. Elbette değiştirilmesi gereken, güncellenmesi gereken, yenilenmesi gereken bu çalışmanın içinde bir takım programlar, bir takım unsurlar da olabilir. Ama neticede bunlar bizimdir ve istediğimiz an müdahale edebiliyoruz. Lise kademesinde ise ne yazık ki öğretim programlarımızı ve ders kitaplarımızı iki ülkeden transfer ediyoruz. Bir tanesi Türkiye, bir tanesi de İngiltere. Lise kademesinde baskın olan iki tane koridorumuz var. Nedir bu koridorlar? Yani öğrencileri yüksek öğrenime taşıyan koridorlar. Bir tanesi GCA Level koridoru, bir diğeri de işte Türkiye'deki şimdiki adı TYT olan, eski adı ÖSS olan koridor. Her sene ismi değişiyor. Evet. Dolayısıyla burada öğrencilerimiz bu koridorlardan, yani bu iki koridordan birisini tercih edip yüksek öğrenime girdiği için ister istemez biraz bu koridorun sonunda ulaşacakları üniversitenin sınavının kapsamında olan disiplinleri sisteme entegre etmek zorunda kalıyoruz. Ve GCA Level koridorundaki müfredatları ve ders kitaplarını İngiltere'den, işte eski adıyla ÖSS, şimdiki adıyla TYT olan koridordaki öğretim programı ve ders kitaplarını da Türkiye'den transfer etmek zorunda kalıyoruz. Yani lise kadememizde İngiltere'den ve Türkiye'den transfer ettiğimiz öğretim programları var. Ama her iki koridorda da Kıbrıs tarihi, Kıbrıs coğrafyası, Kıbrıs Türk edebiyatı gibi kendi disiplinlerimiz, kendi derslerimiz de var. Evet. Şimdi benim aklıma siz anlatırken 1'den 8'e kadar Kıbrıslılar tarafından yazılan kendi kültürümüzde. Yani kendi tırnak içinde söylemiş evet. olalım bunu. Yani kendi akademisyenimiz, kendi uzmanımızın evet. yazdığı kitaplar. Evet. Yani bu coğrafyanın insanının evet, yazdığı evet. diyelim kitaplar yazıldı. Evet. Şey benim aklıma şu geldi. Yani bir 10-12 sene önce yanlışım yoksa evet. tarih kitaplarında çok radikal bir değişiklik yapılmıştı. Yani işte şöven söylemlerin çıkarılması ve buna benzer çok ciddi Doğru. bir işte nasıl diyelim yani radikal bir karar alınarak Doğru. çok ciddi bir değişim yapılmıştı. Ancak hükümet değiştikten sonra yine aynı kitaplar, o çıkarılan söylemler de tekrar eklenerek tekrardan sisteme katıldı. Edildi, evet. Şimdi böyle bir boz parçası oluyor eğitim ne yazık ki. Evet. Şimdi bu yapılan, bu dönemde yapılan yani mutlaka çok güzel eserler, çok evet. güzel işler çıkmıştır. Sürekliliği ne olacak? Ben hep bunu merak ediyorum. Çünkü gelen mutlaka kendi istediğini getirmeye çalışıyor doğru. ve burada öğrenciler mağdur oluyor. Çok doğru. İşte aslında önce senin söylediğini kısaca bir özetleyeyim. 2004 yılında 4. Milli Eğitim Şurası yapıldı. Hatırlayalım o yılları. O yıllar burada çözüm sürecinin, çözüm istencinin zirve yaptığı yıllar. Ve o şurada, şura kararlarına göre özellikle Kıbrıs tarihi ders kitaplarında şöven ve militarist unsurların temizlenmesi. Çünkü iki toplumun birbirine yakınlaşması gibi bir irade vardı toplumda. Kıbrıs tarihi kitaplarından başlandı ama bütün ders kitaplarına yayıldı. Bu hareket o yıllarda yani 2004 ile 2008 arasındaki dönemde, o 4 yıllık dönemde 94 tane kitap yine Kıbrıslı akademisyen, Kıbrıslı öğretmen tarafından yazılmıştı. Ama 2009 ile birlikte bu yapı bertaraf edildi, tüm ders kitapları Türkiye'den transfer edildi ve özellikle Kıbrıs tarihi kitaplarındaki o
neredeyse Avrupa ve Amerika'daki eğitim bilimciler tarafından örnek gösterilebilecek o çalışmalar bertaraf edilerek geçmişteki bir önceki dönemden daha da kötü, daha da militarist, daha da bir belli bir bakış açısına sahip bir anlayışla yeni Kıbrıs tarihi, hatta adı da değiştirilecek, Kıbrıs tarihi, Kıbrıs Türk tarihine dönüştürülerek sisteme entegre edildi 2009'da. Ancak bu az önce sohbetin başında söylediğim projeyle birlikte 2013'ten itibaren tekrar bunları kaldırdık. Ama gelelim soruna. Bu iş yapboz olmamalı meselesi. Sevgili Cenk, sadece Eğitim Bakanlığı'nın başında millilik kelimesi vardır. Millilik, yani Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'ndaki o milli ifadesi tam da bunu anlatır. Yani yapılan uygulamaların, yapılan çalışmaların, değişikliklerin, eğitim sisteminin yüzünü çevirdiğiniz yaklaşımlar tüm toplumu kucaklamalı. Buradaki bu millilik aslında eğitimin ulusal değerlere, yerel değerlere sahip unsurlarla bezenmiş olması, evrensel değerleri taşıması gerekliliğini anlatıyor bize. Ki her gelenin bir yapboz haline getirmemesi için yapıyı. Ancak buna neredeyse bu özellikle 2009-2013 arasında hiç dikkat edilmemiş ve az önce de sohbetin başında da söylediğim gibi eğitim bilimi ilkeleri hiç sayılmamış, tamamen siyasi kaygılar düşünülerek kararlar alınmış, pedagoji bir kenara itilmiş ve ister istemez o zaman da gerçekten yapılıp bozulan bir hale dönmüş. Peki bunun için önlem var mı? Var. Yani bu yapılanları bir mevzuata, bir yasal güvence altına almak önemli bir önlemdir. Ama böyle yapılmış olsa bile ki bazı durumlarda bunu görüyoruz. Yani eğitimi, eğitim mekanizmasını, kural, mevzuatı, yasa ve tüzüklerdeki o günlerde yapılan değişikliklerin de yine bu anlayışla değiştirildiğini de görüyoruz. Yani siz aslında yaptığınız iyi bir şeyi koruyacak bir yasa da yapsanız, gelen irade yasayı da değiştiriyor. Yani onu değiştirmemezlik etmiyor. Yani öyle bir şeye takılıyorsa onu da değiştiriyor. Peki esas olan nedir? Esas olan bir değişikliği tüm konsensusla ülkenin geneliyle birlikte yapmak ki şimdilerde yaptığımız çalışmalarda bunu çok zorluyoruz, çok bu konuda titiz davranmaya çalışıyoruz. Yani belki birazdan gelecektir, o soruların içinde vardır ama şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Örneğin bakanlıkta, Sayın Bakan da birkaç platformda söylediği Vizyon 2030 diye bir çalışmamız var. Bu önümüzdeki 10 yıllık süreci planlamaya gayret ettiğimiz bir çalışmadır. Ve burada her siyasi veya ideolojik bir bakış açısını dışta bırakmaksızın tüm görüş ve önerileri almaya çalışıyoruz, gayret etmeye çalışıyoruz ki bu gerçekten kalıcı olsun, bir yapboz haline dönüşmesin hayata geçirdiğimiz veya geçireceğimiz uygulamalar. Evet, yani bir bakıyorum, yani demin esprisini de yaptık. Evet. Her sene ismi değişiyor Türkiye'deki üniversite sınavı. Giriş sınavının. Evet. Şu an son hali, 2001'de ben sınava girmiştim, ona geri döndü. Arada 5 farklı modele büründü. Yani orada da aslında eğitim tam oturamamış ve biz onu örnek alıyoruz. Ama yine yakın coğrafyamızda, Avrupa'da birçok ülkede hep bunu örnek gösteriyoruz. Rayına oturmuş, eğitim sistemi 200-300 yıldır hiç değişmemiş ülkeler var, ülkeler mevcut. Yani biz bu kadar hızlı hareket etmemiz, bu kadar hızlı değiştirmemiz bilemiyorum. Yani ben de onların mağdurlarından biriyim. Anladım. Yani şöyle bir şey, şimdi Türkiye'deki değişiklikle bizdeki değişiklik arasında aslında hakkını yemeden bir anlamlı bir farklılık var. Biz eğitim sistemini öngördüğümüz yakın geleceğe doğru değiştirmek ve dönüştürmek istiyoruz. Yani değişim, yani bakın 6 ay evvel aldığınız cep telefonu şimdi size eski gelir. Geçen sene aldığınız televizyon artık kullanılamaz haldedir. Yani dünya baş döndürücü hızla değişir ve eğitim oldukça yavaş değişir. Bakın 20 yıl önceki bir ameliyathane fotoğrafı görün, bir de şimdi bir ameliyathane fotoğrafı görün. Arasında dağlar kadar fark var.
Ama 20 yıl önceki sınıf fotoğrafıyla şimdiki sınıfın fotoğrafı aynıdır. Yani herhalde kara tahta beyaza dönüştü, o kadar. Başka bir şey görmezsiniz. Eğitimdeki değişim ve dönüşümler çok yavaştır. Sanıldığı kadar iyi ve nitelikli değişim ve dönüşüm olmuyor aslında. Peki nedir bizi eğitimde yapboz olduğunu algısını zihnimizde yaşatan şey nedir? Bir, eğitim bilimi ilkelerine göre güvenemediğimiz uygulamalar güven bize vermiyor. Yani inandırıcılık ve tutarlılık yok ne yazık ki uygulamalarda. İki de bizim aslında başka başka yapılara birazcık ister istemez bağımlı olmamızdan, onlarla entegre olmamızdan kaynaklanıyor. İster istemez oralara bakmak zorunda kalıyorsunuz ve oradaki değişikliği burada uygulamak durumuyla muhatap oluyorsunuz. Sınav, üniversiteye giriş sınavı, yani Türkiye'deki ÖSS sınavı çoktan seçmeli testler dünyanın her yerinde var. Dünyanın her yerinde merkezi sınavlar var. Ancak merkezi yerleştirme galiba sadece Türkiye'de kaldı. Yani bir sınav sonucuna bakarak yerleştirme var. Sınavdaki örneğin A-level böyle bir şey, bakalorya böyle bir şey, abitur böyle bir şey. Bir sınavın sonucuna bağlı olarak üniversiteler kendi öğrencilerini oralardan seçiyorlar. Ama Türkiye'de merkezi bir yerleştirme var. Yani hem sınavı yapıyor irade hem de öğrenciyi üniversitelere kendisi yerleştiriyor. Dolayısıyla hal böyle olunca her yılki ihtiyaca göre o mekanizmayı da kendisi değiştirmek zorunda kalıyor. Ve bu değişim biraz da ondan kaynaklanıyor. Çünkü aslında tutarlı, inandırıcı bir ölçme değerlendirme yapısı kurabilse ve üniversitede dese ki benim ölçme değerlendirme uygulamam tamamdır. Siz buna bakarak kendi öğrencinizi kendiniz alın yapısına dönüşemiyor Türkiye. Çünkü hem ölçme değerlendirme uygulaması inandırıcılığını ve tutarlılığını henüz sağlamadı, hem de kendisi izin vermiyor. Yani her üniversite kendi öğrencisini seçsin, öğrenciyi ben yerleştireceğim diyor oradaki otorite yapı. Evet, şimdi üniversiteden başladık. Madem ben biraz da üniversiteyi sorayım. Olur, seve seve. Şimdi iki koridorumuz var lisede dediniz. Biri işte baskın olan iki baskın koridor. Baskın olan, evet. Bir diğeri de Türkiye. Evet, doğru. Bir diğeri de kendi ülkemizdeki üniversiteler. Evet, ben de tam onu söyleyeceğim. Bizim şu an 90 binlerde üniversite öğrencimiz var. Doğru. 19'a yakın, 20 veya sayısını şu an doğru telaffuz edemeyeceğim kadar üniversitemiz evet. var. Ama biz üçüncü bir koridoru baskın olarak yaratamadık gibi geliyor bana. Evet. Yani hala daha öğrencilerimiz Avrupa'ya gitmeye, Türkiye'ye gitmeye gayret ediyorlar ki haklı sebepleri var yani o ayrı bir konu ama yani biz o üçüncü koridoru kabul ettiremedik. Şimdi burada şunu düşünüyorum. Yaptığımız üniversitelerin kendi aralarında yaptığı ölçme değerlendirme sınavları birkaç defa denendi bir çatı altında toplanması. Ama hiç olmadı. 2000'lerin başında sanki bir defa oldu. Yok yok, denendi ama olmadı. Yani, denendi ama evet. Yani olmadı. Bir denendi yani evet, olup olmadığını evet, yani evet. ona göre seçim simit yapmadılardı. Evet, bir iki tane evet, fire verdilerdi evet, onu doğru. anlatıyorum. Öyle bir sınav denendi, başarılı olamadı. Bunu ben şuna bağlıyorum aslında. Yani yüksek öğrenimin üzerinde sanki devlet yeterince bir otorite kuramadı mı? Ya da yetkileri işte YÖDAK ve Yüksek Öğrenim Dairesi olarak ikiye mi bölüyor? Bir akredite veya işte tam görev tanımlarını mesela Türkiye'de net, belli veya diğer Avrupa ülkelerinde akredite kurumları belli, üniversite şeyleri devletin belirlediği kriterler belli ama bizde daha tam yerleşemedi mi? Yani birazcık yetkileri bölüyor muyuz? Yani belki buralardan da kaynaklanıyor bu sorunlar ama temelinde bizim yüksek öğrenim kademesinin temelinde şu yatıyor. Şimdi her şeyden önce ilk başta söylediğine bir küçük şey yapayım. Liselerimizde okuyan öğrencilerimiz İngiltere ve Türkiye'deki üniversitelere evet hala daha oraları cazip geliyor, oraları tercih ediyorlar evet ama artık eskisinden çok daha fazla bizim ülkemizdeki üniversiteleri de tercih ediyorlar. İki nedeni var. Birincisi neredeyse herkes bizim ülkemizdeki üniversitelere girebiliyor.
Yani bir yeterlilik aranmıyor. Kriterimiz yok. Dolayısıyla işte Avrupa'da veya Türkiye'deki A programı yerine bizim üniversitemizdeki B programını, yani daha üst düzeyde bir programı tercih edebiliyor. Yani tırnak içinde söyleyerek, yani atıyorum İstanbul'da su ürünleri okumak yerine gelip Lefkoşa'da hukuk okumak daha cazip geliyor mesela ve onu tercih edebiliyor. Üstelik giriş koşulu da daha kolay ve daha rahat girebiliyor. Bunun temel nedeni üniversite sayısının oldukça fazla olması ve bu üniversite sayısının fazlalığı bizim neredeyse aşağı yukarı yılda mezun ettiğimiz 2000'e yakın liseden mezun ettiğimiz öğrenciye kapılarını sonuna kadar açmış olması. O halde yapılması gereken şey nedir? Üniversiteye giriş konusunda, bizim ülkemizde üniversiteye giriş konusunda yeterliliğe ve kontenjana dayalı bir mekanizmayı kurmak. Aksi takdirde bu işin sonu yok. Yani yeterlilik ve kontenjandan kastım şu. Birincisi, bu ülkede birçok meslek alanında oldukça fazla mezun var. Yani diplomalı genç işsizimiz var. Dolayısıyla hal böyleyken bu kurulacak mekanizmada biz bileceğiz ki bu yıl falan program için sadece 5 öğrenci kabul edilecek. Filan program için 10 öğrenci, filan programa hiç öğrenci, filan programa da 200 öğrenci gibi nitelikli bir planlama kontenjana dayalı. Ama sadece kontenjana da dayalı olmaması lazım bunun. Bir de yeterliliğe de dayalı aynı zamanda. Yani ben hukuk okuyacak bir öğrencinin orta eğitim kademesinden, yani liseden mezuniyetiyle ilgili şu düzeye gelmiş olması gerekliliği, tıp okuyacak bir öğrenci için şu düzeye gelmiş olması gerekliliği, mühendislik, öğretmenlik okuyacaklar için yeterliliklerin satır satır belirlendiği bir yapıya ihtiyaç var. Kısacası bir merkezi bir ölçme değerlendirme kuruluna, kurumuna, merkezine ihtiyacımız var bizim bu ülkede. Yani orta eğitimden yüksek öğrenime geçerken hem bu yeterlilikleri ortaya çıkarabilecek hem de bu planlamanın yapılmasında yardımcı olabilecek. Yani kümülatif istatistiki veri ortaya koyabilecek bir yapıya ihtiyacımız var. Şeyle ilgili üniversitelerin bu kadar çok olması çokluğundan çok üniversitelerin toplumla ilişkilerinin önemlidir aslında benim açımdan, benim baktığım pencereden ortaya çıkan şey. Yani bu üniversiteler toplumsal projeler yapıyor mu? Bu üniversitelerdeki öğrenciler toplumsal projelerin içinde yer alıyor mu? Üniversiteler değişim programlarına dahil olabiliyorlar mı? Üniversiteler uluslararası akreditasyonlara ya da öğrenci değişim programlarına dahil midirler? İşte ilk 500, ilk 1000, ilk 100 üniversitenin içinde olma kaygıları var mı? Bütün bunlar aslında üniversiteleri yöneticilerin kaygısı ve derdi olsa bence üniversite sayısının çok önemi yok. Ama esas hikaye bu olmadığını, en azından kimi üniversitelerin, yani çok nitelikli örneğin, yani burada söylemeden edemeyeceğim, mesela Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin birçok fakültesinin çok üst düzey yeterlilikleri var, akreditasyonları var. Bunun bütün üniversitelerin misyon edilmesi lazım. Bu akreditasyonlara, bu yeterliliklere, öğrenci izleme programlarına, mezun takip programlarına sahip olmalılar ki gerçekten hem gönül rahatlığıyla anne babalar çocuklarını bu üniversitelere yollasınlar, hem de öğrenciler, yani kaliteli üst düzey öğrenciler İngiltere, Türkiye değil, bizim ülkemizdeki üniversiteleri tercih edip eğitim kalitesine katkıda bulunsunlar, bulunmaları gerekir diye düşünenlerdenim ben. Evet, kesinlikle. Tabii yüksek öğrenime gelmeden ilk öğretim, orta öğretim çok evet. Önemli. Ben burada şöyle bir soruyla devam edeyim. Şimdi yani birçok özel okul açıldı. İlkokul, ilk öğretim veren ve orta eğitim veren birçok özel okulumuz var ve evet. Birçok aile de oralara gidiyor. Evet. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi devlet bu kurumların da müfredatlarını yine devlet belirliyor. Tabii ki. Şimdi farklı eğitimler veren kurumlar da var. İşte İngiliz eğitimi veren, evet. Fransız eğitimi veren gibi evet. Kurumlar da var.
Bunlar da yine Eğitim Bakanlığı'na tabii ki dahildir. Evet. Peki bu eğitimler, özel okullardaki eğitimler denetleniyor mu? Şudur, aslında denetim, yani eğitimdeki denetim sadece özel okullar değil, yani kamu okullarımızla ilgili de atmamız gereken, güçlendirmemiz, desteklememiz gereken unsurlardan bir tanesi aşikar. Yani eğitimdeki denetimi daha anlamlı, daha nitelikli hale getirmemiz gerekiyor. Bu sadece özel okullar için değil, dediğim gibi kamu okullar için, ama elbette özel okul işin içine özel okul girdiği zaman özel okullara bir o kadar daha önemli çıkıyor. Çünkü kamu, yani devlet programı yapıp denetimi sağlayan bir hale dönüşmesi lazım. Bunun için de elbette denetleme yapımızı güçlendirmemiz lazım. Ancak şöyle de bir şey var. Denetimden ne anladığımız da çok önemli. Bunu da açık yüreklilikle söyleyeyim. Biz hep dış denetimi, yani bir denetçinin gidip denetleyip nerede eksik var, nerede hata var, nerede yanlış var, bunu raporlamasını ve ondan sonra o raporun da gereğinin yapılmasını bekliyor ya da anlıyoruz. Yani denetim dediğimiz şey olmalı. Oysa denetim bunun dışında başka bir şey. Denetim, bir kere iç denetim mekanizmaları kurulması lazım. Yani iç denetimde, denetimin kendi içinde, daha okulun içinde, zümrenin içinde bir takım yapılardan geçmesi lazım, uygulamaların. Ve ikincisi de bir kabahat ya da bir suç olduğu zaman değil, tüm süreç boyunca talep edilir, istenilen bir şey olması lazım. Yani gelin beni denetleyin, ben bu denetim sonucunda bir düzey, bir level atlamış olayım ve bu denetime sahip olduğum için de deklare edeyim bunu kamuoyuna. Ben bu denetimden geçtim ve şu yeterliliklere, şu düzeye sahibim. Bu hale getirmemiz lazım denetimi. Ve denetimde yönlendirme ve rehberlik olması gerekliliği var. Yani eksiklerin ortaya çıkacağı bir yaklaşımla değil, özellikle öğretmene yeni anlayışları, yeni yaklaşımları gösterecek, o konuda rehberlik edecek, onu yönlendirecek bir hale getirmemiz gerekiyor. Bu konuda Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu'nun anlamlı çalışmaları var. Çok eksik olan denetmen kadrosuna yeni üyeler dahil edildi. Yani daha önce de alınmıştı ama son geçtiğimiz aylarda 6 yeni denetmen alındı ve bir anlamda bu dış denetim mekanizmasında yenile bir daha etkinlik olmaya gayret ediliyor. Ama iç denetim mekanizmalarını kurmak lazım ve özel okulları, her kademedeki özel okulların gerçekten Eğitim Bakanlığı'ndan almış oldukları izinlere göre mi faaliyet yapıyorlar? Yoksa başka bir yaklaşımın ya da başka bir gayelerin ve derdinin içinde miler? Bunu da sorgulamak lazım. Ama bir şeyi daha ekleyeyim. Denetim biraz da toplumsal kültür gerektiren bir husustur. Yani örneğin özel okullar penceresinden baktığımız zaman o anne baba çocuğunu bir özel okula gönderdiği zaman denetim orada başlaması lazım. Bu özel okul ne veriyor, ne yapıyor? Benim çocuğumdaki artı değer ne oluyor? Kazanımlara, hedeflere ulaşabiliyor mu? Benim çocuğumda değişim ve dönüşüm hareketleri başladı mı? Yoksa ben zaten işte sabahtan akşama kadar işteyim, okulda ben yokken çocuğuma bakıcılık edecek bir yerdir. Çocuğumu okul sabah evden alıp akşam eve getirecek, öğlen yemeğini verecek, çantasını, kitabını falan verecek bir başka bir yapı olarak mı görüyor? Bu da çok önemlidir. Dolayısıyla bilinçli anne babaya, bilinçli anne baba tutumlarına da ihtiyaç var denetimin nitelikli olabilmesi için. Evet, çok önemli. Yani eğitim ailede başlar zaten. Evet. Orada da denetleme de ailede evet, başlar. Denetleme ile ilgili bir şey daha sormak istiyorum. Tabii, tabii. Kişisel merak. Şimdi ben ilkokuldayken hatırlıyorum, müfettiş gelirdi. Evet. Çok büyük bir olaydı bizim için. Yani kılıç gibi giyinirdik, kılıç gibi dizilirdik. Evet. Müfettişin sorularına cevap vermek, heyecanlanmalar falan. Şimdi hala daha oluyor mu müfettişler? Evet, şimdiki adı denetmendir. Onlar müfettiş değil. Müfettişler o zaman. Şimdiki adı denetmendir. Evet, yani buna benzer yaklaşımlar oluyor. Denetmenlerin okul ziyaretleri var. Biliyorsun kamuya atanan öğretmenler 2 yıl aday
süreçleri var. Bu iki yıl aday sürecinin içinde mutlaka bir denetimden geçmek zorundadırlar ki bu adaylıklarındaki tamamlasınlar diye. Yani geçmişteki sıklıkta olmasa bile bu uygulamalar var. Evet. Peki, güzel. Yani evet. Bu öğretmenin de aslında düzeyini... Evet, hiç kuşku yok. Değerlendirmesini yapıyor diye. Evet, ama yani az önce söylediğim gibi yani eskideki yani öğretmenin hatasını bulmaya odaklanan bir denetimin çok çağdaş olduğunu da söylemek zor. Yani aslında denetim öğretmenin sınıf içerisindeki, hatta sınıf dışındaki de fark etmiyor ama özellikle sınıf içerisindeki uygulamalarını rehber olacak kişidir. Yani denetim faaliyeti odur. Yani bak şunu yapıyorsun çok iyi, bir de bu yöntemi dene. Bu çalışmaya bir de bak bu ülkede de böyle bir araştırma var. Şu konuda da böyle bir anlamlı çalışma var deyip gerçekten öğretmen yeterliliğini yukarıya taşıyacak, öğretmenin mesleki becerisini yukarıya taşıyacak bir uygulamaya ihtiyaç var. Yoksa şunu doğru yaptı, bunu yanlış yaptığının çok anlamı yok artık günümüzde. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, bir de bizim öğretmen kalitemiz aslında. Ben düşünüyorum da şu an mesela İngiltere'de biliyorum hiçbir yani liseyi mezun olduktan sonra ufak bir iki sınavla herhangi bir okulda öğretmenlik yapabiliyorlar ilkokulda. Bu şekilde bildiklerim var ama bizde bayağı yani gerek okulunu okuyarak gerek üniversite mezunu kendi branşında bitirerek öğretmenlik yapıyorlar. Herhalde yani biraz daha şanslıyız bu durumda diye düşünüyorum. Yani şöyle bir şey. Çok emin olma, hakim olmamakla birlikte konuya diyeyim ama bu tarz örnekleri biliyorum yani bizzat. Doğru. Şimdi önce şunu söyleyelim. En iyi okulu, en iyi ders kitabı, en iyi müfredatı da yapsanız her şey öğretmeniniz kadar iyidir. Dolayısıyla en çok yatırım yapılması gereken şeydir öğretmen eğitim sisteminde. En önemli unsurlardan bir tanesidir öğretmen. Dolayısıyla öğretmeniniz ne kadar üst düzeydeyse eğitiminiz de o kadar üst düzeydedir. Bizim kısmen yani hem öğretmenin mesleki yeterliliğini yukarıya taşıyacak hem de ne yazık ki öğretmenlik meslek statüsünü erozyona uğratacak uygulamaları barındırıyor sistemimiz. Yani birincisi öğretmen adayları yani hizmetten önceki eğitimde en iyi öğrencilerin gittiği programlar olmuyor eğitim fakülteleri. Ne yazık ki. Yani daha çok aslında başka programlardır aslında iyi öğrencilerin tercih edip gittikleri. Biraz daha orta öğretimde biraz daha alt düzeydeki yani ikinci grup, üçüncü grup öğrenciler eğitim programlarını takip ediyorlar. Oysa yani iyi eğitim sistemlerine baktığımızda neden iyidir bu eğitim sistemleri sorusunun ilk yanıtı çünkü öğretmenleri oldukça iyi eğitim almıştır. Çünkü öğretmenleri o kuşağın en iyilerinin tercih ettiği meslek grubudur. Bu konuda birazcık önemli bir detay aslında. Evet, bu konuda birazcık sıkıntımız var. Çok sayıda mezunumuz var, birçok alanda diplomalı işsiz ordusu var. Yani beden eğitimi öğretmeni, İngilizce öğretmeni, edebiyat öğretmeni gibi çok sayıda dışarıda insanımız var. Bunların mesleğe girmesi de yani bir anda şey yani bir tükenmişlik yaşayarak ya da bir tür umutsuzluk yaşayarak gelmeleri olumsuz etki oluyor. Bir ikinci zafiyetimiz de ne yazık, daha doğrusu bir zafiyet demeyeyim, desteklememiz, güçlendirmemiz gereken yer, hizmetteki, hizmet içi eğitimler. Yani hizmete girdikten sonra, öğretmeni istihdam ettikten sonra. Çünkü eğitim, öğretmenlik öyle bir şey ki, sürekli gelişim ve sürekli değişimi gerektiriyor. O yüzden mesleğe aldığınız, hizmete aldığınız öğretmeni de sürekli geliştirmeniz, o konuda sürekli bir devinim kazandırmanız gerekiyor öğretmene. Bu noktada öğretmenlerimizin de birazcık motivasyonsuz olduğunu, kendilerini geliştirmeye çok yanaşmadıklarını, farklı farklı nedenlerden, ekonomik nedenler olabilir veya sosyal nedenler olabilir, farklı farklı nedenlerden. Bu konuda birazcık daha öğretmenlerimizin daha motive yüklü, daha nitelikli, daha bilinçli olması gerektiğini düşünenlerdenim açıkçası ama ben eğitim sistemi içerisinde istisnalar elbette var.
bütün öğretmenlerimizin en azından eğitim sisteminin öngördüğü yeterliliklerde ve nitelikte olduğunu düşünenlerdenim bu konuda. Yani bir böyle çok büyük bir sorunumuzun olduğunu sanmıyorum. Evet. Şimdi önemli bir konu. Evet. Tam gün eğitim. Evet. Şimdi gündeme geliyor ara ara. Çok yer bulamıyor aslında kendisine. Evet. Biraz konuşuluyor, sonra kayboluyor. Herhalde tam güne geçiyoruz dediğimizde bayağı bir evet. heyecan olacak. Şimdi bizim okul saatlerimiz evet. ve sizin en başta söylediğiniz aslında işte çok iyi eğitim modellerinin bizim ülkemize, bizim coğrafyamıza uygun olup olmadığını evet. bilemiyoruz. Bizim evet. ülkemiz için tam gün eğitim uygun mudur? Yani, ve gerekli midir? Önce onu söyleyeyim. Şimdi tam gün eğitimden ne anladığımızdır ya önemli olan. Tam gün eğitim, bak tam gün eğitim tartışmaları öteden beri var. Kimi çevreler tam gün eğitime öğretmenin mesaisini artırmak üzerinden bakar. Kimi çevre. Yani öğretmenler öğle yere kadar işler. Dolayısıyla bunlar da diğer kamu çalışanları gibi öğleden sonra da çalışması lazım. Kimi çevreler tam gün eğitim, ya öğleden sonra çocuklar boşta kalır. Bu çocukların gideceği bir yer lazım. Dolayısıyla tam gün eğitim yapmak lazım gibi. Herkes farklı bir pencereden bakıyor tam gün eğitime ya da tam gün eğitimden ne anladığımız zaman. Oysa tam gün eğitim, eğitim-öğretim uygulamalarıyla çocuğu daha çok buluşturma odaklıdır. Yani bir öğrenci eğitim-öğretim uygulamasıyla 10 birim karşılaşıyorsa bunu 12 birime, 14 birime, 15 birime çıkarmaktır dert tam gün eğitimde. Ve eğitimin süresini planlamak, programlamak çok önemlidir. Eğitimin süresini verimli bir hale getirmek çok önemlidir. O yüzden eğitimin süresini sadece gün içinde değil, yıl içinde de tam gün yılı da tam yıl kullanıyor muyuz? Yani bizim Eylül'de başlayıp, yani 15 Eylül'de başlayıp 15 Haziran'da bitirdiğimiz bu süre de tamam mıdır, verimli midir, nitelikli midir? Bu süreyi de tartışmamız, ortaya koymamız lazım. Elbette ki gün içindeki süresini de ortaya koymamız lazım. Ancak peki ne, nasıl bir yaklaşım sergilemek gerekiyor? Tam gün eğitimden kasıt, öğrencinin öğleden sonraki zamanını da etkinliklerle planlı, programlı hale getirmekle başlamak lazım. Yani sabahki matematik dersini 2 saatte öğleden sonra yapmak değil tam gün eğitim. Ya da öğretmen saat 1'e kadar okuldadır, onu 4'e kadar okulda tutmak değil tam gün eğitim. Peki ne olabilir tam gün eğitim? Peki sivil toplum örgütleriyle, federasyonlarla öğrencinin okuldaki geçirdiği zamanı daha planlı, programlı ve sosyal aktiviteler ve beceriler elde edeceği bir yapıya çevirmektir tam gün eğitimin muradı. Bir küçük örnek söyleyeyim bak sevgili Cenk. Biz çocuklarımıza ilkokul 1. sınıftan lise son sınıfa kadar, 12. sınıfa kadar 12 yıl örneğin hangi dersi veririk? Beden eğitimi dersi. Peki bütün öğrencilerimize veririk. Peki bu öğrencilerimiz 12. sınıftan mezun oldukları zaman bu kadar beden eğitimi dersi aldılar. Takım ruhu, örneğin fair play, dopingin ne kadar büyük zararlı olduğunu ya da beslenme, sağlıklı beslenme ya da bir müsabakaya çıkma, örneğin tişörtünü değişme, formasını değişme, terini, duş alma, vücuduna sağlıklı bakabilme gibi becerileri %100 kazandırdığımızı söylemek mümkün mü? Bence değil. Değil. Peki bunu nasıl yapacağız? Gerçekten yaparak, yaşayarak, öğrenerek. Dolayısıyla çocuğun örneğin öğleden sonra bir takımın içinde, bir sosyal aktivitenin içinde yer almasını sağlamamız lazım. Sadece espor için söylemiyorum, sanatsal faaliyetler için yani estetik değerini de güçlendirmemiz lazım. Sosyal becerisini de güçlendirmemiz lazım. Yani bir çocuğun yerel unsurlarını, evrensel unsurlarını tutum kazandırmamız gerekiyor çocuklarımıza. Anlamlı değerler, yani fen dersinde elektrik yasalarını öğretmek elbette önemlidir. Ama aynı zamanda elektrik tasarruflu ampul kullanmasını, ya da odasından dışarı çıkarken elektrikleri kapatmasını ya da annesine babasına eve bir elektrikli cihaz alacağında bunun A sınıf olmasını yani tasarruflu bir cihaz olmasını öneren, teşvik eden öğrenciler bu yeterlilikte, bu kazanımdaki öğrencileri hayata geçirmemiz gerekiyor. O yüzden bu uygulamalar işte eğitimi tam güne yayarken bu uygulamaları, bu kazanımları,
bu becerileri öğrencilere kazandırılacak aktiviteleri sistemin içine entegre etmemiz lazım. Dediğim gibi Sayın Bakan birkaç platformda söylemişti, hatta meclisteki bir konuşmasında da söylemişti. O yüzden ben de söylemekten çok imtina etmeyeyim. Okul öncesinden başlayarak yakın bir zamanda tam güne geçiş çalışmalarımız var. Yani okul öncesi en önemli eğitim düzeylerinden bir tanesidir. Okul öncesinde tam güne nasıl geçeriz ve bunu sistemin diğer geriye kadar kademelerine nasıl yarayarız diye anlamlı ve nitelikli bir çalışma var bakanlıkta. Bu çalışma yani şeye erdiği zaman, olgunlaştığı zaman elbette ki Sayın Bakan kamuoyuyla paylaşacaktır diye düşünüyorum. Evet, yani çok radikal bir değişiklik olacak aslında. Yani reform nitelikli değişikliklere ihtiyacımız var. Kesinlikle, zaten biz ya bu bakanlıktaki çalışmalarımız da bu kapsamdadır, bu minvaldedir. Evet, yani çok şanslı bir dönemden geçtiğimize inanıyorum. İnşallah, sağ olasın. Güzel şeyler çıkacağına, güzel ürünler çıkacağına evet. Ve sürekliliği olacağını arzu eden biriyim. İnşallah, evet. Şimdi tam gün eğitime geçildi. Herhalde altyapı çok önemli bir konuda. Çok önemli. Evet. Altyapı hazırlanacak. Tüm okullar aynı seviyeye geldikten sonra bu adım atılacak. Okul saatleri gündeme gelecek bu elbette, durumda. Şimdi, elbette. Çünkü tam gün eğitimde devlet veya özel sektör saatleriyle okul saatlerini dengelemek gerekiyor. Tabii sosyal yaşamla okulun saatlerini dengelemek gerekiyor. Yani dediğim gibi aslında gün içindeki eğitim öğretim uygulamalarını planlamak gerekiyor. Yani bu çocuğun uykusunu da düşünerek, onun yaş grubuna göre serbest zamanlarını da düşünerek, akademik anlamdaki çalışmaları da, kültürel anlamdaki çalışmalarını da düşünerek buna bir bütünlüklü bir yaklaşım. Bütün ülkeyi aslında yeniden planlama gibi bir adım olacak. Evet, hiç kuşku yok. O yüzden yani az söylemeye çalıştım aslında tam da buydu. Yani farklı farklı pencerelerden baktığın zaman tam gününü farklı yorumlarsın. Yani dediğim gibi öğretmen mesaisinden baktığın zaman başkadır. Çocuk okulda kalsın dediğin zaman başkadır. Ama esas olan tam da budur. Çocuğun verimli bir biçimde eğitim öğretim uygulamalarıyla buluşmasını sağlamak lazım. Ne saat okula gelecek, ne saat okuldan çıkacak, öğle yemeği nedir, teneffüs süresi nedir, hangi dersi kaç saat alacak diye bütünlüklü bakmak lazım. Yani sadece süreyi uzatmak değil, verim ve pedagojiyi odağa alıp bütünlüklü bir yapı kurmak kesinlikle esas olandır. Kolay gelsin. Yani. Zor, teşekkür ederim. Zor eğitim. Zor. Yani destek bulacağına da inanıyorum. Sağ olasın. Güzel bir adım olur eğitim sistemi için. Ben yine devlet ve özelliği aslında birazcık böyle hem karşılaştırma yapmak istiyorum hem de niye devletin geride kaldığını sorgulamak istiyorum. Yani şimdi dönem her dönemin başında, her kayıt döneminde kayıt parasıydı. İşte yok tıraş köpüğü istendi, yok tuvalet kağıdı istendi evet. gibi böyle bu tarz şeyler gündeme gelir devlet evet. okullarında. Bu maddiyatsızlık mı diyeyim artık veya işte farklı bir kendisini döndürmeye çalışan bir yapı kurmaya çalışmaları mı diyeyim bilmiyorum ama yani bu ekonomik sıkıntının okullarda yaşanması ve özel sektör, özel okulların ekonomik kaynaklarından mı daha ileride olduğunu bir böyle yani nedenini öğrenmek, nedenini yani, sorgulamak istiyorum. Benim içinde bulunduğum yani yeni bir şey değil. Daha önceki hem yüksek lisans hem doktora çalışmalarımda benim içinde bulunduğum da araştırma gruplarıyla yaptığımız araştırmalarda neden özel okullar tercih ediliyor sorusuna birkaç yani liste kabarık bir liste var ama birkaç unsur öne çıkıyor. Ne yazık ki birincisi şeydir elbette ki yani özel okul iyi kamu okulu, devlet okulu, kötü okul algısı. Bakın bunun bir algı olduğunu söylüyorum. Ben algı olmadığına inananlardanım. Sebebini de anlatırım. Tamam. Hay seve seve. Çünkü neden algı diyorum? Çünkü neden özel okul iyi, kamu okulunun kötü olduğunu düşünüyorsunuz sorusuna verilen yanıtlar anlamlı değil. İkincisi, işte özel okullarda daha iyi İngilizce eğitim alacağı gibi bir uygulama var. Yani nedenler saydığımız zaman. Üçüncüsü hizmetler farklı, çok zengin diyorlar. Yani işte çocuğumu sabah
evden alıyor, akşamüstü eve getiriyor. Yani öğle ne yiyeceğini düşünmüyorum. Hatta kimi özel okullar kıyafetine varıncaya kadar ismet veriyorlar. Bu liste uzayıp gidiyor aslında. Ama şöyle de bir gerçek var. Örneğin özel okulların kamu okullarına nazaran ciddi dezavantajlı olduğu durumlar var. Mesela sürekli öğretmenlerin değişmesi, yani özel okullar bir anlamda bir de ticari kurumlardır ve öğretmenin emeği çok başat olarak öne alınmaz çoğu zaman. Ve neredeyse o öğretmenler her yıl yeni bir öğretmenle karşılaşabiliyor öğrenci. Yani bir devamlılık, bir süreklilik yok gibi durabiliyoruz. Bazen özel okulun aslında o kendi öznel yapısının dışındaki eğitim öğretim uygulamalarında öğrencinin performansına ne kadar yansıyan yaklaşımlar olup olmadığı da tartışılan unsurlardandır. Ama peki nedir, ne yapmamız gerekiyor? Elbette ki senin söylediğindir dert, bizim kamu okullarında büyüklüklerine, eğitim öğretim yılında ortaya koydukları projelere, öğrenci sayısına bağlı olarak bütçe ayırmamız gerekliliği var. Yani her okul kendi bütçesini kendisinin bilmesi ve bu bütçesi doğrultusunda kendi çalışmalarını kendisi yapması gibi bir yaklaşım. Yani okula dayalı yönetim anlayışı, okul tabanlı bütçe yaklaşımı. Bu mesleki teknik öğretimde kuruldu bu yapı. Mesleki teknik öğretimde biraz daha kolaydı ve kuruldu. Önümüzdeki öğretim yılından itibaren ilkokullarda ve genel ortaokul ve liselerde de okula dayalı bütçe anlayışının, yani her okulun bakanlığın merkezi bütçeden aldığı bütçedeki pay oranında yapacakları proje ve öğrenci sayısı ve ihtiyaçlar oranında bir pay alması ve buna göre hareket etmesi, buna göre davranmasına yönelik bir yaklaşım var. Ama ülkemizde de kıt kaynakların olduğu ekonomimizin aslında oldukça sıkıntılardan geçtiğini hele hele bu yıl bilmemiz evet. lazım. Bunu yani inkar edemeyiz. Elbette özel okula çok ciddi bir kaynak veriyor. Anne baba aile bütçesinden çok büyük bir kaynağı ayırıyor. Bu ekonomik kaynağın karşılığını tam olarak alıyor mu? O da ayrı bir soru işaretidir diye düşünüyorum. Evet. Tabii yani özel okulun niye tercih edildiği, siz çalıştığınız üzerinde... Evet, yani bu listeye artırmak mümkün evet. ama genel olarak bunlar söyleniyor. Kesinlikle ama yani ben çocuğumu özel okulda değil, devlet okulunda okutacağım mentalitesiyle yola çıktım. Bir sene, bir buçuk sene araştırdım. Hangisine versem daha kaliteli bir eğitim aldırabilirim çocuğuma diye. Çocuğumu verdim, üçüncü gün okuldan aldım. Mecbur kaldım. Yani sebeplerini evet. burada anlatmaya gerek yok ama yani haklı olduğuma eminim. Evet. Yani mutlaka haklı sebepler vardır mutlaka. Evet. Yani o yüzden birazcık daha işte o denetlemeyi ve evet. şeyi biraz vurgulamaya çalıştım. Hayır, çünkü hayır. bu konuda biraz daha artmamız lazım zaten konuştuğumuzda da o. Çok doğru. Yani mutlaka yani bu desteklememiz gerekiyor bu sorularımızı. Hiç kuşku yok. Evet. Yani bir de tam gün ile ilgili son bir soru sorayım hay. Ve ondan sonra zamanımızı doldurduk, kapatmamız gerekiyor. Çok keyifli geçti ya, çok hızlı geçti. Evet, gerçekten hızlı geçti. Sağ olasın. Şimdi tam güne geçtikten sonra bahsettiğiniz işte özel okulları tercih edilme sebebi işte kıyafetidir, otobüsüdür, evet. ulaşımıdır, işte yemeğidir, her şeyi barındıracak. Yani bir hizmet paketi. Evet, bir pakettir. Şimdi okula taşıma ve güvenli taşıma aslında. Çok doğru. Çünkü bu çok önemli. Çok önemlidir, evet. Bu güvenli taşımayı devlet sağlayıp veya üstlenebilecek mi? Çünkü o sektörle de çok ciddi çok, sorunlar şimdi, yaşandığını duyuyoruz, evet. okuyoruz. Bakalım. Şimdi taşımacılıkla ilgili yani çok büyük paralar yani bütçemizden, hepimizin bütçemizden çok büyük paralar ayırıyoruz ve biz bütün çocuklarımızı taşıma yolunda mekanizmalar kurmaya çalışıyoruz. Bu hani bundan geri adım atma gibi bir derdimiz yok ama bunun güvenli ve sağlıklı olabilmesi de birincil önceliğimiz. Zaten güvenli eğitim yani okuldaki tüm bireylerin sabah evden çıkıp tekrar evine dönünceye kadarki tüm süreçte sağlıklı ve güvenli olmalarıyla ilgili
okulu bu şekliyle yapılandırmak lazım. Yani taşımacılığa geleceğim ama bazen okuldaki bir merdiven, bazen bir kapı duvarının, bazen bir balkon korkuluğunun da tehlike arz edebileceğini bilip okulu ona göre yapılandırmak lazım. Nasıl ki kantinin, tuvaletin ya da çevrenin temizliği ve hijyeni çok önemlidir. Okuldaki güvenlik de gerekli yapılarla yapılaşması çok önemlidir. Bunların başında da elbette ki taşımacılık geliyor. Çok hassas davranıyoruz bu taşımacılıkta ama bu yıl basına yansımıştır biliyorsun. Çok suistimaller oldu geçmişte, evet, taşımacılıkla gerçekten ilgili. Bu suistimalleri de ortadan kaldıracak. Bu tür mekanizmaları da kurmaya çalışıyoruz ve her öğrencinin evinden alınıp sağlıklı bir biçimde okula getirilip tekrar okuldan alıp evine götürülmesiyle ilgili mevzuatlara uygun yapılar yapmak boynumuzun borcudur elbette Eğitim Bakanlığı araçlar olarak. Araçlar da değişecek mi ona göre? Yani zaten dünyada bu dünyada çok örneği var. Çok örneği var. Yani bu sözleşmelerde, yani taşıma firmalarıyla yapılan sözleşmelerde ve bu konudaki mevzuatta, tüzükte, yani araçların taşıması gereken özellikler bellidir. Onlar orada yazıyor. Dolayısıyla biz işimizi doğru yaparsak, mevzuata ve sözleşmeye uygun bir hale getirirsek, ister istemez bu araçların da kalitesi artacak. Aksi takdirde bu taşıma işlemini yapamayacaklar zaten, uygun, evet, değillerse. Evet. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son söylemek istediğiniz şeyler varsa alalım. Bitirdik, kapatmak gerekiyor. Yani aslında belki son söz şu söylenir, çok keyifliydi. Ben farkına bile varamadım. Program bitti. Evet, çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim davetin için. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Estağfurullah. Yani bu dönem çok ümitliyim. Ülkem için de ümitliyim, eğitim için de ümitliyim. Teşekkür. Çünkü ülkenin geleceğini planlayan, programlayan bir yapı olacak bu yapılacak olan projeler ve, evet, hedeflenenler. Umarım olur ve sürekliliği gelir de çocuklarımız en azından çok daha güzel bir Kıbrıs bulur. Bunun temeli hep eğitimden yatıyor. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. En anlamlısını sen söyledin. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Bizimle birlikte oldunuz, izlediniz. Haftaya görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum. Da güneş gözlükleriniz yeni bakışta. Yeni Bakış GİFA Holding sponsorluğunda geçen yıl başlattığı ve vatandaşımızın büyük ilgi gösterdiği Bu Yaz Güneş Gözlükleriniz Bizden kampanyasını devam ettiriyor. Ülkenin en büyük gözlük firmalarından Lefkoşa'daki Akay Optik'in en son model gözlüklerini elde edebileceğiniz kampanya 22 Nisan'dan itibaren başlıyor. 45 kuponu biriktiren tüm okurlarımız Lefkoşa'daki Akay Optik'in en son model güneş gözlüklerinden birine sahip olabilecek. Yeni Bakış, Adanın tarafsız gazetesi. Günü ve gündemi Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne Adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, Adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor.
zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. E-Devlet şifreni mi unuttun? Daha önceden sisteme cep telefonunu kaydedip doğrulatmış mıydın? Yeni şifrenin cep telefonuna kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsin. Cep telefonu numaranızla E-Devlet şifrenizi yenilemek artık çok daha kolay. Arkadaşlar merhaba. Şimdi size birkaç soru soracağım. Hiçbirinizin bu sorulardan haberi yok. Verdiğiniz cevaplar sonucunda size bir video izleteceğim ve videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi alacağım. Hazırsanız başlayalım. Hazırım. Hazırım. Hazırım, başlayabiliriz. Başlayalım. Adın ne? Taylan. Mutlu. Kahvaltı, öğle yemeği ya da akşam yemeği yedin mi? Evet, yedim. Ne yedin? Tavuk, yoğurt, patates, domates, salata. Akşam ne yemeği düşünüyorsun? Çiğ köfte. Akşam kuru fasulye pilav yemeği düşünüyorum. Günde kaç öğün yemek yiyorsun Yunus? 3, bazen 4'ü de bulabiliyor. 2 ya da 3. Kaç saattir yemek yemiyorsun? Yani en son ne zaman yemek yedin? 4 saat. En son sanırım 1 saat, 1,5 saat önce yedim. Peki en çok sevdiğin yemek hangisi? Şu an en çok istediğim künefe. Mantı. Annen ve baban hayattalar mı Yunus? Hayattalar. Elhamdülillah. Elhamdülillah, sağlar. Rahat bir yaşama sahip misiniz? Yani sokağa çıktığınızda rahatlıkla dolaşabiliyor musunuz? Yani hiçbir problem yaşamıyorum. Son derece rahatım. Elhamdülillah, dolaşıyoruz sokakta rahat rahat. Peki gerçekleşmesini istediğin bir şey söyleyebilir misin hayatınla alakalı? Yani üniversiteyi bitirdikten sonra belki hani bu kadar çabalamışken hani iyi bir iş olabilir belki. Kendi hayatımda 4 yıllık lisans programını bitirmek. Türkiye'yi gezmek, böyle farklı görmediğim şehirlere gitmek. Yani oranın tarihi yerlerine gezinmek, bakmak, öğrenmek tarih açısından. Yani çocuklarımın büyüyerek, daha yetişkin bir hale gelerek onların da evlat sahibi olmalarını görmek isterim. Ayakkabı alırken markasına bakar mısın? Bakarım. Genellikle bakarım ama çok hoşuma giderse alırım. Şismiç amur. شنو متريقة متغدية متعشية احكي احكي ايش طعم ذك ماما اليوم؟ طيب شو بدك تاكل اليوم بالليل؟ جبل مخبوطة ورز والله يا عمو عم ناكل من هار وجه وحدة ادي صلحنا عتلك الأولاد اللي هون جاعد في عالم ماتت من الجوع في عالم نامت مع فائد في عالم نامت بدون ما تاكل في عالم صلك معك لا طيب قل لي شو جاي عبارك أنت